taştan kubbe kurşun. Damlası içinde bardak çoktan kırkın. Altın iğneler bir şeffafı deler. Hediye vakti uzak hevesim gider. Bahar kuşu zerdali dalı diyarında güzel. Ne güzel, hayattalar yani. Seninkiler değil mi? Trafik kazası geçirdiler. 548 gün oldu. Bakalım adın neymiş? Süreyya. Güzelmiş. Seninki de güzelmiş. Bu dinlediğin şey ne? Bu mu? Gel beraber dinleyelim. Seyrek aynasının karısında.
Altıncısın. Uyanabilir misin? Kafam kazan gibi. Hmm. Faruk, keşke doktorun randevusunu daha erken alsaydık. Şu an meraktan ölüyorum. Sen madem doktoru düşünüyorsun, gözlerin niye dolu dolu? Aklım Dilara'ya kaçtı ya. İlk hamile olduğumdan şüphelendiğimde Dilara ile eczaneye koşuşumuz geldi. Sonra kafam oraya gitti. Sonra başka yere gitti. En sonunda bankta buldum kendimi. Sana banka anlatmış mıydım? Hani şu sizin dert ortağınız bana. Oo, sen çok geriye gitmişsin ya. Senin neyin var? Osman nereye gidiyor? Bilmiyor musun gerçekten? Bu kadar önemli bir karar verirken sana sormadı mı? Ya biliyorum, başta Irak deyince insan bir tedirgin oluyor. Ben de öyle hissettim ama şeflik için çok ısrar edince bir araştırdım. Yani proje güvenli bölgedeymiş. Yani benim kariyerim için önemli olduğunu düşünüyorum. Ben gitmek istiyorum buraya. Irak. Irak. Ya Burcu, anlatıyorum ya, sorumlu bir bölgede değilmiş. Osman, 2 sene diyorsun. Ya biliyorum, uzun bir süre ama sayılı bir zaman. Yani bir formül üretiriz diye düşündüm. Tabii sana gel diyemem. Yani seni oraya götürmek de istemem. Hani sorunlu bölge değildi? Ya sorunlu bölge değil, sorunlu bölge olduğu için demiyorum yani. Bak, ben orada yoğun bir şekilde çalışırken sen ne yapacaksın? Ha? Ayrıca baban rahatsız, bütün iş yükü senin sırtında. Yani böyle gelmeli gitmeli bir formül üretiriz diye düşündüm ben. Çok iyi düşünmüşsün. Bravo. Ya Burcu, böyle bir düzen oturtamaz mıyız? Osman, sen ne dediğinin farkında mısın? Daha 2 gün önce seni çok yalnız bıraktım demedin mi ya sen bana? Tamam işte, konuşuyoruz. Senin de dediğin gibi. Bak, ben senin onayın olmadan gitmem. Gitmezsin. Birlikte karar alalım diyorum yani. Ama bu iş benim için çok önemlidir. Bak, şöyle düşündüm. Düşündüm ki eğer istersen gitmeden evleniriz. Çok iyi. Çok iyi düşünmüşsün gerçekten. Tamam, acele etmeyelim diyorsun, o zaman döndükten sonra evleniriz yani. Bak, ben ilişkiden gitmiyorum, gidip geleceğim sık sık, yanında olacağım yine. Son karar senin, sen ne istiyorsan. Tamam mı? Yani iş seyahatine gidip gelen bir eşim varmış gibi düşün. 2 yıl sadece. Ya Osman, senin paraya ihtiyacın mı var? Senin işe bile ihtiyacın yok. Kendimi ispat etme derdinde bir adam mısın? Hayır. Ya sen bu kararı hangi motivasyonla aldın, ben gerçekten anlamıyorum. İşimi en doğru şekilde, en iyi şekilde yaptığımı bilmeye ihtiyacım var. Bu yani ya. Irak değil mi? Tek yolu bu. Burcu, şirkettekiler bana güveniyor ve ben onların da güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Onların da derken? Sen bu zamana kadar kimin güvenini boşa çıkardın da bir de bunu yük ediyorsun kendine? Hiç. Bana duyulan güveni boşa çıkaramam demek istedim. Bu. Bilmiyorum. Osman evden giderken de kimseye bir şey söylemedi. Böyle şeyleri içinde yaşar Osman. Kapalı kutu gibi. İyi de Faruk, Osman elini sağlıyorsun. Çok saçma değil mi yani sence? Sebebini arıyorum, bulamıyorum. 2 sene yurt dışı. Ne olmuş olabilir ya? Olmaz ki böyle yani. Hani annemiz bir şekilde cezalandırıyor desem Osman değil. Ya Faruk, ben gidip konuşsam diyorum.
Gerçi bana da bir garip. Mektuptan mı acaba da diyorum. Yok canım, sen nereye gidiyorsun? Konuşulacaksa ben konuşurum. E ne yapacağız? Dilara'nın gidişine baktık öyle arkasından. Şimdi Osman'a mı aynısını yapacağız? Arayıp sormamışsın bile çocuğu daha. Konuşacağım erken. Daha çok erken konuşacağım. Faruk, Osman erkencedir biliyorsun değil mi? Tamam, bir şeye gerilmişsiniz. Üzülmüşsünüz karşılıklı. Bana da söylemek istemiyorsun sebebini. Tamam, sormayacağım. Ama bir ara çocuğu. Sonra çok özlersin. İnsanın yüreği soğuduğu zaman o zaman yaptığı hataları fark ediyor. O zaman anlıyor nerede yanlış yaptığını. Ben sana söyleyeyim mi? Ayrıca bence ikimizin de bu gidişte bir sebebi var. Yatağımız var bir yerde. Sen bunu düşün olur mu? Gret? Çok sert bir kahve yaptım sana, hani böyle ayılmana yardımcı ay, olur sağ diye. Ol. Of. Adem, bir şey soracağım. Siz dün gece ne yaptınız? Yani horon falan mı teptiniz? Ben toplarken anlayamadım. Yok, Zeybek. Zeybek. Tamam o zaman. Sevgilim, siz Bursalısınız biliyorsunuz değil mi? İşte ne bileyim ya. Boranların değişik kafalarıymış. Alışırmış mı öyle söylediler. Bilmiyorum. Eğlendiniz ama değil mi? Güzel geçti yani. Yani. Kafalar da iyiydi ya. Belki de onlardır. Bilmiyorum. Ayık kafayla çekilmiyorsam. Bence onlar seni artık kardeşleri olarak kabul ettiler ya. Yani ne bileyim, tanıdığım kadarıyla Faruk öyle boşu boşuna bir şey yapacak bir adam değil. Yani böyle müzikli, çalgılı çengili sana gelmesi falan. Büyük bir adım. Tabii söz konusu şirket olunca Faruk'un kafasından geçen tilkileri bilemeyiz. Bakalım ya işte. Suyuna bırakalım. Zamanı gelince görürüz. Samimi mi, maske mi? Hı? Vay be. Benim kardeşim gitti. Seninkiler sana geldi. Hayatın kendi kendine bir dengesi varsa demek karma. Yapma, yapma, yapma. Yapma, bu kadar büyük bir mevzu yok orada. Samimilerse ne hala, değillerse... Yani burada iki gülüşlük diye hemen kardeş moduna bağlayacak değiliz. Ben bir şey soracağım. Bizim davamızda bile barıştığımız bir dünyada siz nasıl küs kalacaksınız? Siz karşılıklı yanlıştınız Adem. Sen beklemediğin bir darbe almadın. Ki hala temkinli yaklaşıyorsun. Ya sizinkisi bir ateşkes. Yani kavganın manasızlığını anladınız. Bizimkisi öyle değil. Yılların birikimi. Ya ben pek anlamıyorum bu işleri. İşte
Ne oluyor yani kardeş olunca? İnsan dolunca hemen silebiliyor mu? Efendim. Ne? Ne? Bir dakika anlamadım. Kaçmış mı? Nasıl kaçmış? Bir dakika. Hemen geliyorum ben. Ne oldu? Ya, karakoldan aradılar. Annem hastaneden kaçmış. Ben hemen gidiyorum. Ne? Tamam. Dur ben de geliyorum. Hayır. Sen gelme. Sen burada işinle gücünle ilgilen. Ben gideyim Can'la hemen bir bakayım mevzuya. Tamam mı? Tamam. Eğer birine ihtiyaç olursa önce seni ararım. Ne zaman belli olacakmış sonuçlar? Haftaya. Fikret, acaba bir yanlışlık olamaz mı ya sonuçlarda? Yani öyle bir şey olur mu? Olabilir yenge, niye olmasın ya? Abi, ensemizi karartmayalım hemen. Bak daha ne olacağı belli değil. İnşallah.
Annem nerede? Açmıyor telefonunu. Vakıf toplantısına gideceğim dedi. Yatılıymış da. Yani telefon da kapalı olacakmış, söylememi istedi. Nurgül abla, sen yiyecek bir şeyler hazırlasan, akşamdan biri açtır bunlar. Hemen ben şey yapacağım. Abla ben bir şey yemem de sen İpek'e götür, ne olur. Ben ona da hazırlarım, sana da kuzum. Dur sen, dur. Gel şöyle otur sen. Çıkmayız yaza. Vallahi. Hayat inan çok kısa. Belki çıkmayız yaza. Vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Bak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Lay lay. Faruk, Fikret, Süreyya. Hepsi boş, hepsi rüya. Bitecek. Sen de boş ver dünyayı. Sen de. Bişim boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ya şu eski şarkılarda var ne varsa ya, değil mi ha? İnsanı burasından burasından böyle yakalıyor yani. Ay ay valla. Yani kendime şaşırıyorum. Nasıl yani ruh yaşlanmıyor. Nereden çıkıyor bu enerji bilmiyorum yani. Kendime şaşırıyorum valla. Ya o enerji sende var. Ama sen onu hissetmiyorsun, bırakmıyorsun ki kendi haline. O sana biçilen rolleri sen öyle sımsıkı rahibe gibi giymişsin, üzerine dolaşıyorsun. Hadi bakalım, dur. Eski rollere dönme zamanı geldi. Hop, daha yol bitmedi. Ama yaklaştık. Tamam ya, şimdi biri arar filan, senin canını sıkar. Ondan sonra suratın asılır. İstemiyorum, bak ne güzel bir gün geçirdik değil mi? Öyle eve suratın düşük bir vaziyette girmeni istemiyorum ya. Kimsenin arayacağından değil de, onlar ben hazır yokken ev aramaya çıkmışlardır. Rahat rahat. Sen beni taksiye bırakacaksın değil mi? Eve falan bırakmayı düşünmüyorsun inşallah. Maalesef. Ne oldu? Ya Esma, ya hayatımda ilk defa dün gece müthiş bir huzurla uyudum biliyor musun? Vallahi ben de hakkıyla bir uyku çektim. Ne zaman daldım onun bile farkında değilim biliyor musun? Ya. Şimdi evde olsa. Dön, 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 dön saatlerce. Uyurken öyle kaydım gittim tabii. Ben de seni seyrederken kaymış gitmişim. Şimdiye kadar seviyordum ben yalnızlığımı. Onunla ben hep barışık yaşadım, arkadaş oldum. Sahtekarlıklardan uzak kalmak için biraz kafamı dinledim üstelik bu sayede. Ama şimdi akşam tek başıma eve nasıl gireceğim diye düşünüyorum, iyi mi? Ya demek ki ben hep yarım yaşamışım ve bunun farkına varmadığım için bu bana koymamış. Bu sefer de diyorum ki o yastığa ben tek başıma nasıl koyacağım başımı Esma? Hı? Hadi biz daha kaçalım. Aa, daha dönmeden. Ya bizde yavaş oluyor işler, anca planlarız. Ay, yok yok, bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ya bak hala aynı şeyi söylüyorsun. Ya bu sefer de ki daha uzun gidelim de bari ya. Ya şöyle
Bir defa koyuver şöyle kendini. Koyuver, rahat rahat bir bırak kendini ya. Karım, onca yılın zinciri var benim içimde. İşte gene de koyuveriyorum yani. İşte bakalım, dur. Yani şartlar el verirse, kısmetse. Şartlar ne zaman el veriyor ki zaten? Şartlar hiçbir zaman el vermiyor ki. Bizim şartları zorlamamız gerekiyor. Zorluyorum ya işte. Ya niye bırakmıyorlar bizi kendi halimize ya? Niye ya? Bu ne biçim bir çile Allah aşkına ya? Nedir bu çile ya? Ama gene de Allah başımızdan eksik etmesin. Neyi? O çileyi yani. Aha. Amin. Amin. Boş vermişim, boş vermişim. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver. Sen de boş ver dünyaya. Lay 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 Yardıma ihtiyacınız var mı diye bakmıştım. Ama vardı. Ama sağlıklı kucağıma almaya ihtiyacım vardı. Küveze diye kucağımda karşılamaya ihtiyacım vardı. Zamanında emzirmeye ihtiyacım vardı. Ona sağlıklı bakmaya ihtiyacım vardı. Biz o zaman ışınlayamayacağına göre... Şimdi bir şeye ihtiyacımız yok. Teşekkür ederiz. Peki. Olan her şey için çok üzgünüm. Ama sen o zaman iyi gidenemedin diye bugün bunlar olmadı. Kendini hırpalama, tamam mı? Onun senin desteğine ihtiyacı var. Süreya. Özür dilerim. Hamilesin sen, özür dilerim. Söylediklerimi aldırma, tamam. Kendim dahil. Kimi suçlayacağımı bilmiyorum. En iyi sen beni anlarsın. Sen... daha çocuğunun yüzünü görmeden onu kaybetmeye dayanamadın. Ben... Yapma, yapma, hisseder. Yapma böyle. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Kötü şeyler düşünmeyeyim diyorum. Olmuyor. Her şeyim benim. Süreyya. Benim her şeyim. Her şey önemi kaybetti benim için. Bari meyve suyunu iç. Hadi oğlum, hadi. Ya da vallahi çiştahım yok. Oğlum. Oğlum, önce bir sen kendine iyi bakacaksın, güçlü duracaksın. Bu kadar dağılma hemen. Şu an sadece bir ihtimal. Sakin ol. Abi ihtimal diyorsun. Tedavi dese tedavi çok ağır. İlik naklini düşünmüyoruz bile zaten yani. Ya cengaver benim yeğenim abi. Hatırlasanıza ya. Küvese durmamıştı, hemen çıkmıştı. Abi hemen yapmayalım böyle ya. Ha? Ya daha bir şey belli değil abi. Ya
hoş geldiniz. Günaydın. Siz benim yokluğumu fark etmemişsinizdir ama ben geldim. Nihayet geldin anne. Neredesin sen ya? Telefon niye kapalı anne? Ne oldu? Gece boyu aradın. Açsaydın telefonunu öğrenirdin ne olduğunu. Korkutma insanı Fikret. Hasta! Ada hasta, kızım hasta. Ne demek o yani şimdi? Şahap, Allah aşkına dolanıp durma. Alt kata düşeceksin. Ya bir git dinle. Sabaha kadar uyumadık zaten. Ne dinlenmesi kıymet Allah aşkına? Ne uyuması? Ya ben nereden senin aklına uydum da izin verdim bunlara? Geldi o da, aldı kızımızı, paşa paşa götürdü. Şahap, gözünü seveyim. Normal bir zamandan mı geçiyoruz ya? Ha, düne kadar o peşindeydi. Şimdi mi aklına geldi, koca oldu, baba oldu? Ben gideceğim, kızımı da torunumu da alıp getireceğim buraya. Şahap! Yok, bitti bu iş. Şahap! Ne? Şahap, delirme Allah aşkına! Ya bak, torununun babasına ihtiyacı var. Kızın ne yaptı? Esti, gürledi, kuzu kuzu gitti. Niye? Kocasının desteğine ihtiyacı var. Ne çünkü. Kocası Allah aşkına kıymet ya? Ne kocası? Çıldırtma insanı. Şahap, gözünü seveyim, al aklını başına topla. Ya bizim korumamız, kollamamız bir ana baba gibi olur mu? Gözümüzün nuru iyileşsin. Allah'ın izniyle ondan sonra ne istiyorsan yap Şahap. İstersen döv, istersen söv. Ay. Şimdi. Kim İpek mi? Yok değil ama inşallah duyulmamıştır şimdiden. Efendim Letafet. Kıymetçim müsait misin? Ya pek değilim ama acil miydi? Kısacık bir şey soracağım. Soracak başka kimsem yok çünkü. Esma'yı Sapanca'da bir otelde gördüm dün akşam. Sen bilirsin Esma'nın sevgilisi mi var? Aa, nereden çıktı o? Dün gece evlilik yıl dönümümüzü kutlamak için Sapanca'ya gittik. Bir baktım Esma bir adamla yemek yiyor. Görmezden geldim önce. Sonra bu kalkarken girdi adamın koluna, masamıza geldi. Garipmiş adı. Tanıştırdı havalı havalı. Sahi mi? Aşk olsun. Bunun yalanı mı olur? Bilirsin. Ben dedikoduyu hiç sevmem. Günah boynuna. Bana otelde kalacaklar gibi geldi. Şoktayım hala. Lafa gelince Bursa'nın ahlak bekçisi kadına yol. Letafet, biz şimdi Şahap'la çıkmak zorundayız. Ben uygun olunca arar konuşurum seninle, tamam mı? Tamam hayatım. Lan, aman bunun da derdi gücü yok dedikodu. Sepetledim. Yani tam bu görmemişin çocuğu olmuş. Ya, doğumun kurusu mu olurmuş? O neymiş yani? Ay yapma şimdi, gözünü seveyim. Benim derdim bana yetiyor zaten. Ama bak bebişim, işte bak bizim tam da bu yüzden gitmemiz gerekiyor. İşte bak şimdi onca stresin içinde orada ezile büzüle eciş bir şey olacak benim yavru kartalım ya. Hayır, saka değil ki o. Saka mı? Ya sen yoga diyordun, yoga. Biz doğuma nasıl hazırlık yapacağız ya? Ya bir şey ya yaşanır ya yaşanmazmış gibi mi yapacağız orada, ne yapacağız? Bunların hepsi para tuzağı, söyleyeyim ben sana. Ama bak işte bunu yapma, bak bunu yapma, reddetme hemen ya. Ben şimdi bu hikayeyi çok araştırdım bebişim. Ya şimdi kadınların doğum sancısı çoğu zaman bedenden değil, hani beyindenmiş, hani kafada bitiyor. O neymiş ya, nasıl beyindenmiş? Ya şey hani insan bilmediğinden korkuyor ya, işte o hesap ya. Ay şimdi bir sürü şehir efsanesi var. Aynı bizim şey gibi, bu askerlik hikayelerimiz gibi ya. Şimdi kadınların da bu çileli doğum hikayesi konuşula konuşula haliyle insan korkuyor yani, korkuyorsun. İşte biz bu korkularımızı yeneceğiz. Sonra bilinçleneceğiz. Hayır, bir gidelim. Bir gidelim, tamam mı? Beğenmezsek geri döneriz. Bir çıkarız, ne olacak nedir ki? Tamam, ben bunu bir süre düşüneceğim. Düşünmeyi talep ediyorum. Ne zaman ki bu kurs? Bugün. Bugün. Sen katakulli yapıyorsun. Ha, şimdi oraya mı gidiyoruz? Randevu mu al? Bak, surata bak, surata. Böyle kedi gibi sevimli duruyorsun ama sen içten içe nasıl hepimizi idare edip... Pes yani. Üst akıl gibi bir şeysin sen. Gerçekten dünyayı idare edersin sen. Dünyayı ele geçireceğim. Niye? Şapşık. Kız, dilli. Bu kursu ne ya? Doğum kursu.
Nasıllar? İyi. Adı uyumak üzere zaten. İyi yani. Hadi hadi hadi. Önce bir şu omuzları, bir başları bir kaldıracağız. Yani yenilgiyi kabul eden yenilmiş olur zaten. Daha biz hangi savaşa girdiğimizi bile bilmiyoruz ki oğlum. Boş yere süngüleri indirmenin ne manası var? Her dert bir armağanla gelir. Yeter ki biz o armağanı görmeyi bilelim. Nerede armağan? Nerede armağan, nerede anne? Oğlum bak, çözülmüştük. Bu bir hatırlatma tokadı. Kenetleneceğiz, kenetleneceğiz. El birliğiyle, güç birliğiyle, Allah'ın da izniyle... eğer varsa öyle bir illeti, bilmiyoruz daha. O illetten çekeceğiz, çıkaracağız biz kızımızı. Bu kadar. Bu haldeyken de eğer hala gitmeyi düşünen birileri varsa... bence bir kere daha düşünsünler derim efendim. Yani ferah haberimiz gelene kadar sorunları rafa kaldıralım derim ben. Fikret, önce de sen, başta sen, karınla sen... savaş baltalarını gömmeniz lazım oğlum. Gömün lütfen. Çünkü bizim artık her şeyin üzerinde bir sorunumuz var. Zaman aile olma zamanı. Evet. Bütün buna rağmen hala gideceğim diyen birileri varsa da vallahi ayakları pınar, başları da göl olsun derim ben. Oh canım oğlum, atlatacağız, 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 atlatacağız. Atlatacağız oğlum. Siz aradığınız için benim haberim oldu. Ben annemle bir iletişime falan geçmedim. Bilmiyorum, seni aradı mı? Yok, bir şey demedi. En son Can ziyaret etmişti. Bir dakika abi, ben evine birini yollayacağım, dur. Biz baktık. Bir nöbetçi de bıraktık hatta. Hastaneden aldığımız bilgiye ve dosyasına göre anneniz kendisi için de başkaları için de tehlike oluşturuyor. Yani eğer yardım veya tatlık ederseniz... Hakkınızda. Ya işte. Biliyorum, biliyorum. Of. Yani ben Can'ına bir şey gelsin ister miyim? Ben hemen geliyorum. Ya nasıl kaçıyor bu kadın abi? Ay, nereye gider? Bilmiyorum. Kafası da gidik yani. Adem, evden başka bir yere gitmiş olabilir mi? Bir düşünsene ya. Abi Boranlara gitmesin. Abi Boranlara gitmesin. Gitmesin. Şimdi oraya gider böyle bir şey. Olsun Faruk. Öncelikle ya Fikret'i arayacaktım ama şu an çok müsait değildir diye aramadım. Sağ ol. Hayırdır? Pek hayır değil. Annem hastaneden kaçmış. Karakoldayım ben de. Kaçmış mı? Peki var mı yapabileceğimiz bir şey? Ay yok yok, biz polislerle burada arıyoruz beraber. Oraya gelir de bir tatsızlık çıkartır diye... öyle yani, haber vereyim dedim. Peki, haber verdiğin için teşekkür ederim. Yine yapabileceğimiz bir şey olursa ararsın. Eyvallah, eyvallah. Adem, seni aramaya çekinmiş ama durumu biliyor. Akşam zaten İpek aradığında yanındaydım. Mesele nedir?
Reyhan hastaneden kaçmış. Dedim. Hiçbir tımarhane onu zapt edemez dedim ben. Bize gelmesinden mi korkuyor abi? Nereye gidecek? Oğlunu da kaybetti. Acısını nereden çıkartacak şimdi? Hayır yani bir insanı yakmaya bile karar veren bir kadından her şey beklenir. Gelir. Her şey beklenir. Şimdi cezai ehliyeti de yok. Deliliği de tescilli. Oh anne. Ne yapacağız peki? Tamam bir sakin olun. Kapıya güvenlik koyarız. Anne sen de yanında kimse olmadan artık dışarıya çıkma. Bu kadın bulunana kadar da herkes dikkatli olsun, tamam mı? İşte ben söylüyorum. Tekrar burada hep birlikte olmamız için bir sebep daha. Vallahi herkes adımını artık dikkatli atsın. Adem bu kardeşlik ayağı bu kadar kolay işe yaramış olamaz değil mi? Ne? Bana çok garip geliyor. Ya sen bu Faruk konusunda biraz yumuşamış olabilir misin? Ne? Ya Can ne alakası var ya? Ya ben burada annemin derdine düşmüşüm. Ne yapayım yani? Uyarmayayım da gidip başını belaya mı soksun kadın? Buyurun ifadenizi imzalayıp hemen gidebilirsiniz. Tamam. Yalnız herhangi bir haber alırsanız bizimle irtibata geçin. Tamam. Hadi. Eyvallah. Affedersiniz bir şey soracağım. Sizinki kaç aylık acaba? 26. 6. O zaman cinsiyet belli tabii değil mi? Aynen. Erkek mi? Allah razı olsun. Folik asitte devam mı? Ne oluyor? Bir şey soracağım. Affedersin. Getirdim beni genç insanların arasına. Bebeğim biz de gençiz. Neyimiz var ya? Bunlardan büyük giyenlerim var benim teyze diye peşimde dolaşıyor. Ha bak benim de bir arkadaşım var teyzesinden 3 yaş büyüktü biliyor musun? Ama o bebeğim şeyle alakalı sonuçta yani anne babanın aktivasyonuyla alakalı. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş hareket zamanı. Geçen derste gösterdiğim o doğum pozisyonlarını şimdi başlayacağız çalışmaya. Ha, biz yoktuk. Hocam bir maruzatım. Hocam, ben tabii tevellüt belli. Yani yanlış bir yere gelmişiz gibime geliyor. Yani ben bu saatten sonra normal doğumla ne işim olabilir? Yani doğum falan. Bana ne öğreteceksiniz? Neşteri alıp ben mi şey edeceğim? Onu merak ediyor. Evet. İsim neydi? Senem. Senem Hanım, ben size geçen dersin bütün konularını tekrar anlatacağım. Merak etmeyin. Ama kursun sonunda, kurs bittiğinde hepiniz anlayacaksınız ki tek bir doğum şekli var. O da doğum. Şey yaptı yani espriyi kaçırdım. Sezeryen ne oluyor peki hocam bu durumda? Sezeryen de tabii doğumun bir parçası. Size sezeryen nedenlerini, sezeryanda tercihlerinizi de anlatacağım. Ama unutmayın ki sezeryen aslında bedeniniz veya bebeğiniz tehlikeye girdiği zaman başvurduğumuz bir kurtarma operasyonu. Evet ama yine tevellüde gireceğim. Benim çatı olmuştur bir kazık. Ay ne gülüyorsunuz? Yani hocam çatı... Çok mu komik? Ya hocam çatı çökmesin diyoruz yani. Merak etmeyin. Bana ve kendinize biraz müsaade ederseniz anlayacaksınız ki... ...normal doğum önündeki en büyük engelimiz bildiğimizi sandıklarımız. Ha. Muhteşem bir değişim, muhteşem bir arınma içindesiniz. 9 ay 10 günlük süre sadece bebeğinizin dışarıda yaşaması için gereken süre değil. Aynı zamanda bu bir kadından bir anneye dönüşüm için gereken bir süre. İsterseniz bu konuları kursun sonunda tekrar değerlendirelim, olur mu? Evet hocam, ben istiyorum. Ha, sen doğuracaksın çünkü. Bilmemiz lazım bir tanem. Her şeyi atlama. Birazdan pozisyonlarımızı alacağız ama öncesinde bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Doğumda salgılanan hormonların hepsi bir bebeği yaparken bir de ölürken tekrar salgılanıyor. Bu yüzden... Hormonların en iyi şekilde salgılanması için doğru şartları koymak lazım ortaya. Baktığımız zaman bebeği yaparken o saygılı, mahremiyet gereken ortamın aynısını doğum odasına da taşımanız lazım. Bunu da hazırlıklarınıza lütfen ekleyin. Çok heyecan verici. Yazdın mı hepsini? Yazdım. Tamam. Şimdi yavaş yavaş pozisyonlara geçelim. Evet. O tarafa doğru geçelim. Ebelerimiz size yardımcı olacaklar. Thank you.
anne çok zor. Çok zor anne, çok zor ya. Ya şu an elimi ayağımı bağlayıp çuvalı koyup denize atsalar daha az çaresiz eder. Yemin ediyorum daha az çaresiz hissederdim. Evladın derdine derman olamamaktan daha büyük bir çaresizlik var mıdır bilmiyorum. Sanmıyorum da. Ben şimdi ne söylesem senin yüreğindeki ateşi söndürmez. Ama bak oğlum, bak dermansız değiliz daha. Daha dermansız değiliz. Bekle, seninle aynı ateşle yanıyor. Sen şimdi ne hissediyorsan o da ikimizin hissedeceğim. Fikret, ne olursun gözümü seveyim. Bir de bu Esra Savaşı'nı sürdürme bu ara. Anne, benim şu anda kızımdan başka kimseyi düşünecek halim mi var? Zaten Esra sağ olsun beni savaşmaya layık bulmadı herhalde, çekti gitti. Merak etme yani, tamam? İçin rahat olsun. İçim rahat olması, yani içimin yanmaması için illa böyle sınanmam gerekmiyor ki. Sizin huzursuz olduğunuz yerde ben bana huzur var mı? Fikret bak, en çetin savaşlarımızda bile ben hiçbir zaman sizin karşınızda olmadım. Ama bunu anlatmayı beceremiyorum. Bir gün belki anlayacaksınız. Sen böyleyken şimdi bu konuşmanın sırası değil, tamam. Tamam, tamam. İyileşecektim. İyileşeceğini söyle ne olursa. Dua edeceğiz oğlum. Dua edeceğiz, dua edeceğiz, dua edeceğiz. Dua edeceğiz. Rabbimiz onu bize bağışlayacak. Rabbimiz onu bize bağışlayacak. İyi günler. Ya sen, ya sen neredesin sen? Ya ben sana bir şey oldu zannettim. Ziyaretime gelmedin. Ya biz seni de oradan çıkartmaya çalışırken senin oradan kaçman yani bu... Bana anne demiyorsun. Sen sildin mi beni? Ya ben seni niye sileyim? Ben seni nasıl sileyim? Benim kaçmam lazımdı. Biraz söylediklerini hazmetmem lazımdı. Bu yani. Ben seni nasıl sileyim? Hala anne demiyorsun. Bak. Şimdi gidip karakola teslim olmak istediğini söyleyeceksin. Tamam mı? Tamam mı? Hayır, ne istiyorsun? Cezan artsın mı istiyorsun? Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmem. Tamam, tamam, yolda konuşursak. Hayır. Burada konuşacağız. Ben senin için kaçtım. Sen benim gözümün içine bile bakmıyorsun. Ya beni dinleyeceksin ya da çek öldür beni. Peki tamam, sonra gidip teslim olacaksın, söz mü? Söz. Tamam, gel.
Faruk nerede kaldı bu adam ya? Doğum uzamıştır belki hayatım. Bir sakin ol, bir sakin ol. Bir derin nefes al, bir gevşe. Adı iyi olacak mı sence? Aksini düşünmenin kime ne faydası var hayatım? Hani kötüyü çağırmıyorduk? Doğru söylüyorsun. Tamam. Bundan sonra adı için de bizimki için de sadece iyi düşüneceğiz. Tamam. Sadece seni istedi. Ben ailemi sildim onun için. Hayatta başka bir şeyim yoktu ki. Seni almasına izin mi verecektim? Vicdanını rahatlatmasına izin mi verecektim? Güç onlardaydı. Benim onlarla mücadele edecek gücüm yoktu ki. Fevzi neyse, Esma seni bana bırakmazdı. Seni doldurup nefretle büyüteceklerdi bana karşı. Babamdan nefret ettiğim gibi mi? Hı? Baban oldu ha. Benim tek varlığım sensin oğlum. Onların sürüyle çocukları var. Belki de seni de ezeceklerdi onlar. Sanki hiç ezmedi. Nerede? Gülme. Gülme. Bütün bunlar Fevzi'nin suçu. Ben bütün o imkansızlıklara seni ondan kaçırmak için, sensiz olmamak için katlandım. Yalvarıyorum sana. Ben sensiz nefes alamam anneciğim. Ne olursun beni anla. Ne olursun. Affet anneni yavrum. Peki, peki. Bu ne? Ha? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne yapayım ben bunu? Ha? Ruhuma kazıdığın izleri ne yapayım? Ne yapayım söyle bana. Ne diyeyim ben sana? Haklısın mı diyeyim? Ha? İyi ki yaptın mı diyeyim? Ne diyeyim? Ne düşünmemi istiyorsun? Sen benim katil olmama izin verdin. Sen benim katil olmama izin verdin. Hayır, hayır, hayır. O bir kazaydı oğlum. Ne o bir kazaydı? Hadi tamam, hayır. Kazaydı. Hadi, yaşandı bitti. İkimiz de geçmişten yaralı olarak çıktık. Artık kaçarak hiçbir şey çözemezsin. Tamam mı? Sen beni sildin. Ya ben seni nasıl silebilirim? Ben seni nasıl silebilirim? Sen benim annemsin her halükarda. Ama bak. Eğer her şeye baştan başlayalım diyorsan... dışarıda yürümemiz gereken bir yol var. Tamam mı? Sen de bunu kabul et. Öyle olsun anneciğim. Gider teslim oluruz. Tamam. Hadi bakalım çık. İyi misin? Bir elimi yüzüm yıkayayım. Şurada sağ tarafa. Hayatımı harcadım seni Esma'dan korumak için. Sırf bana böyle bakma diye. Dedim sana, Esma seni alır, tam bir boran yapar. Yapmış bile.
Nasıl? İyi mi, her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Hiçbir sorun yok. Bu arada istersen ikili tarama yapmayabiliriz. Her halükarda zamanı geldiğinde amniyosentez isteyeceğim. Tamam, sen nasıl istiyorsan. O zaman şimdi ufaklığın kalp atışlarını dinleyelim mi? Duyuyorsunuz, çok kararlı atıyor. Bunun üzerine bir şey söylememe gerek yok. Tüyü yaptım size. Esma Hanım, sabah söyleyemedim. Siz bu haldeyken ben ne Fikret'i ne de sizi bırakıp gitmem. Kovsanız da gidemem. Söylemene bile gerek yok. Gücüm yettiğince yanınızdayım. Allah'ım bize güç kuvvet, o kuzuma da acil şifalar versin. Ne zaman artık kendim için yaşayacağım diye bir adım atsam, okkalı bir tokat geliyor yukarıdan sanki. Sen annesin, annelikten başka bir şey yapamazsın. Kendine gel diyor. Yine en kolay kendinizden vazgeçiyorsunuz yani. Ne yapabilirim ki? Böyle bir zamanda keyfimin peşinden gidecek halim yok ya. Keyfinin peşinden gitti derler, haklı da olurlar. Yok. Acıyı paylaşmayanlar der onu. Yaraya merhem olmayanlar sadece konuşurlar Esma Hanım. Hem Rabbim dağına göre kar verirmiş. Sizin o karları eriteceğinizi biliyor. Eritebilecek miyim? Yavrularımın karlarını eritebilecek miyim? Verecek mi o gücü? Verecek tabii. Tabii verecek. Merhaba. Şey, kapı açıktı da. Hoş geldiniz. Gel kızım, hoş geldin. Ben böyle dam diye girdim, affedersiniz. Hoş geldin, gel. Esma Hanım'a bitki çayı yapmıştım.
Siz bir şey alır mısınız ya da başka bir şey vereyim? Çay olur, teşekkürler. Haberi aldın herhalde ha? Hani Osman? Ben sizinle yalnız konuşmak istedim. Yani hala bu durumu kabullenemiyorum çünkü. Sorma kızım, hepimiz aynı durumdayız. Böyle kabul mü edeceksiniz? Esma anne, benim tek umudum sizsiniz. Siz bari bir şey deyin, bir şey söyleyin lütfen ya. 2 sene diyor, 2 sene Irak'a gitmek ne demek? Anlamadım, kim gidiyor? Osman. Biz neden bahsediyoruz ki şu an? Tamam artık hayatım, sakin ol. Tamam, her şey yolunda. Ay çok şükür Allah'ım. Ama yani yine de fark içinde hep aynı korku var, aynı soru var. Ya bir şey olursa, ya bir şey olursa. Bir şey olmayacak. Ada da iyi, bebeğimiz de iyi. Doğru söylüyorsun. İkisi de çok iyi olacak. Daha bahçede oynayacaklar, oyuncak kavgası yapacaklar. Sen baya baya konaktan gitmekten vazgeçtin ya. Aman sağlıklı olalım da nerede olursak olalım. Önemli değil zaten. Okula mı bırakayım seni? Yok. Bırakma beni okula. Derslerimi iptal ettirdim bir süreliğine. Hazır değilim ki ben Dilara'yı görmeye. Üniversite arkadaşlarıyla buluşma zamanı. Acayip heyecanlıyım. Bahar'ın enerjisiyle kimini uğurlarken kimini yeniden ağırlama zamanı. Ne iyi denk geldiniz canlar. Ne oldu hayatım? Bizim üniversitedeki tayfayla buluşacaklarmış da. Bana haber veren olmadı. Ne yazıyor peki? Bir şey yazmıyor ya. Kısacası sana güle güle demiş. Olurken. Aa, aklı etsin, aklı etsin. Ne yapıyor yani? Olacak şey mi bu canım? Tamam ama lütfen. Lütfen. Teşekkür ederim. Hadi sen beyin yanına bir çık. Ben
Ben de Osman'ı arayayım. Esma anne. Tamam. Senden öğrendiğimi söyleme. Onlar bilirler zaten. Benim her yerde gözüm kulağım var. Merak etme. Hatta senin buraya geldiğini bile söylemem. Tamam. Efendim anne. Akşam bana gelmişsin. Evet, bir şey konuşmam lazımdı. Bu akşam geleyim evdeysen. Osman. Sen galiba adanın hasta olduğunu daha öğrenmedin. Ne olmuş adaya? Ada galiba çok ağır hasta. Doktor tahlillerden sonra netleşeceğiz dedi ama yani. Nesi varmış, ne olmuş? Nerede şimdi? Fikret onları buraya getirdi. Aman şükür. İpek şey yapmamış, itiraz etmemiş. Sen Burcu'ya da haber ver, akşam yemekte hep beraber olalım. Abim perişan. Hepimiz perişanız. Tamam ben geliyorum, tamam. Gel. Canım bekliyordum. Ya annemle ilgili bazı şeyleri takip ediyor da. Onun için. Ya haber var mı? Ben önce beni aradığın için, haber verdiğin için teşekkür ederim. Ayrıca seni de merak ettik. Bunca derdin arasında. Artık dertlerimiz ortak. İnanmasam da öyle. Zaman çok acayip bir şey. İnsan yanılabiliyor. Ne diyeyim? İnşallah. Fikret nasıl? Bir iki kere aradım, cevap vermedi. Nasıl olsun? Kızının başında işte. İyi olacak. İnşallah. Umudu diri tutmak lazım. Evet. Biz de öyle diyoruz. Bakalım. Yapabileceğim bir şey varsa... Yok. Sağ ol. Ben aslında buraya senden bir şey istemeye geldim. Benden mi? Nedir? Şimdi yeri değil diyeceksin, zamanı değil diyeceksin. Ama Süreyya ilk hamilelik deneyiminden dolayı çok kaygılı. Şimdi Adana durumda onu çok yaraladı ve hormonal durumlar falan da var. Yani deneyimledin de sen de anlayacaksın. Doktor da stresten uzak tut diyor. Hı. Dilara ile ilgili çok üzgün. Ha. Onu diğer yüklerinden uzaklaştıramıyorum. Ama en azından bununla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Tabii eğer bu kafayla sen de yardım edebilirsen. Dilara da çok kötü, evde ruh gibi dolaşıyor. Aklına bir şey geldiyse bana söyle. Ben elimden ne geliyorsa yapayım. Ben de burada böyle deli gibi volta atmaktan başka hiçbir şey yapmıyorum yani. Aslında var. Öyle mi?
Nedir? Özetle, farkındaysanız bebekler doğumda her şeyi görüyorlar, biliyorlar ve hissediyorlar. Eğer durum böyleyse, aslında doğumda yeni sorular sorma zamanı gelmiştir. Bugüne kadar hep sordunuz ben doğumda ne istiyorum, ben doğumda ne istiyorum diye. Ve çoğunlukla geçmişten getirdiğiniz korkuların size yön verdi. Eğer bebekler bu kadar farkındaysa yeni soru şu olmalı bence. Bebeğim doğumda ne istiyor ve ona bu doğumunda nasıl yardımcı olabilirim? Evet, doktorlar sizin güven kapınızdır ama unutmayın ki ebesiz doğum olmaz. Bu yüzden doğuma giderken mutlaka ve mutlaka birebir desteğinizi yanınıza almanızı öneriyorum. Ondan sonra gerisi çok kolay olacak. Sadece bırakacaksınız, gevşeyeceksiniz, buradaki hareketleri yapacaksınız, nefesler alacaksınız. Bedeninize ve bebeğinize güveneceksiniz. Ondan sonrası çok kolay olacak. Benim bir hayalim var. Buradan çıktıktan sonra hepinizin doğum şekli ne olursa olsun doğumdan keşkesi çıkmanızı istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam. Hocam keşke yok. Onlar geçti, bitti. Atlattık değil mi arkadaşlar korkularımızı? Tamam, sakin. Ona harika bir yolculuk yaptıracağız. Tamam. Harika karşılayacağız. Çok iyi yapacaksınız. Ben resmen heyecanlandım tamam, yani. Tamam, tamam. Senem Hanım, sanırım fikriniz biraz değişti değil mi? Değişmez mi? Bir de Akif'i dizginlersek gerçekten tamamen değişecek. Hocam var ya, biz bu gazla birkaç tane üst üste yaparız o derece. Yok yani. Artık, yok. Sizin işiniz daha zor, benimki kolay. Çünkü doğuma girecek. Zorlaştıracak da. Hadi bir sus artık. Sakin, hadi. Çalışacağız da. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok sağ olun, her şey için. Yeniden doğmuş gibi oldum yani resmen. İsmail, misafirimizi tanıdık. Merhaba. Merhaba. Selam. Ne haber? İyi, sen? İyi. Ya kusura bakma, ne olur ben konuşamadım Faruk'la. Yani durumlar biraz karışık biliyorsun. Ama sen halletmişsin kendi işini, çok sevindim. Ne kadar hallettik denilebilirse artık. Yani konağın sınırları içerisinde açık görüş izni kopartabildim en azından. Ya Faruk öyle anlayışsız biri değildir. Tamam, bazen bazı şeyleri zor anlar ama zamanla alışacaktır. Yani sınırları kendi çizdikten sonra gayet şefkatli bir insan olduğuna da hiç şüphem yok. Ya sorun biraz bende, diyorum. Ama emir için tip tavizleri sonuna kadar veririm. Bu arada sen okula niye gitmedin? Adı için mi? Ya Adem söyledi de çok üzüldüm gerçekten. Çok büyük geçmiş olsun. Sağ ol ya. Sağ ol. Adının da payı var tabii ama ben ufaktan derslerimi devretmeye başladım. Bilmiyorum, tam karar vermedim. Belki okuldan bile çekilebilirim. Hadi ya. Aa, ona da mı izin çıkmadı? Aa, bebek için tabii. Doğru ya. Bu, sen biraz fazla boşlukta kalmış olmayacak mısın acaba? Yok, onun Faruk'la bir alakası yok. Emri geldi. Hay Küçük Bey, hoş geldin. Can abi! Oğlum benim ya. Çok özlemişim oğlum seni. Ben de. Bak burana kadar gelmişim. Annemin tahmininden daha çabuk geçiyorum seni. Öyle görünüyor. Bak sana ne getirdim. Gel. Ne haber? Bak. Yaparsın. Hadi gönder.
Gülistan, Can Beylere bir çay kahve ikram edersin değil mi sen sonra? Tabii canım, tabii. Hanımım mı? Ben tam kusura bakmayın yani Esma'm gibi şey etti. Ada yüzünden akıl kalmadı ki. Ama siz de yani onun gibi dolduruyorsunuz maşallah konağı. Bir farkınız kalmadı pek. Yani Esma'nın daha iyisi oldunuz. Abi, ya böyle bir tek bakış açısıyla kalmasak, tahlillerden sonra en başka doktorlara da götürürüz. Götürürüz derken, sen burada mı olacaksın? Çünkü yani ben seni bu kadar önemli bir zamanda evde beklerken böyle olmadık şeyler duydum da onun için soruyorum. O ne demek anne? Abinin şirketinden bir tanıdığım beni aradı, hayırlı olsun dedi. Irak'a gidiyormuş falan, bir şeyler saçmaladı. Ben dedim öyle bir şeyden haberimiz yok, öyle bir şey olsa bizim haberimiz olurdu dedim. Hı? Nedir bu saçmalık? Hani sırası değil diye girmedim lafa, zaten sizinle konuşacaktım. Ama bunu daha uygun zamanda konuşalım, olur mu? Abi şaka mı ya? Ne Irak? Oğlum Irak ne? Sen hiç bana Irak falan demedin. Sen biliyor muydun? Yani haberim yoktu da burada karşılaştık. Size söylemek için gelmişti ama siz yoktunuz. Ama asla Irak falan demedi bana. Büyütmesek bu konuyu. Ya gideceğim bölge de öyle sorunlu bölge falan değil. Abi nasıl büyütmeyin ya? Ya oğlum ne Irak Allah aşkına ya? Yok mu şirkette başka biri? O gitsin işte. O bir saniye olmadı istifa edersin. Yani abi. Haruk. Bunu daha uygun bir zamanda konuşuruz, olur mu? Bu gecenin konusu ada. Benim sadece bir iş gidip gelmeli bir şey olacak, o kadar. Neyse biz gidelim, geç oldu zaten. Osman. Gözünü seveyim bak, zaten canım burnumda, otur şuraya. Abi tamam işte, ben de onun için diyorum. Bak herkes yorgun, herkesin canı burnunda. Ben daha buradayım. Konuşuruz. İyi akşamlar. Vafat nereye gitti? Hadi iyi akşamlar. Söylesene ya. Ya izin vermeyeceğiz değil mi böyle bir şey abi? Dur bir anlayalım da. Bir abi. Ya bir anlayalım önce. Bir daha konuşayım ben. Osman. Osman. Hani gerçekten bu akşam konusu değil bu? Ben arabadayım. Teşekkür ederim kızım. İyi akşamlar. Bu saçmalığın düşündüğüm şeyle alakası yok değil mi? Öyle şey ne yapacaksın anne? Öğrendim abin. Neyi öğrendim anne, neyi? Siz neyi öğrendiniz? Yani siz sadece beni yaftaladınız. Şu evde bir ömür inşa ettiklerim sizin o bir bakışınıza çöktü mü?
Ben herkesin bildiği güvendiği bir Osman var sanırken kimsenin de aklına ya. Ya ama bu Osman kimsenin bunu demek aklına gelmedi. Ya bunca yıl varlığımın bir ederi olmamış. Yokluğumun nesini tartışacağız? Oğlum böyle yapma. Bari sen yapma oğlum. Oğlum bu fevri alınacak bir karar değil ki. Fevri bir karar değil çünkü. Tartışmaya açık da değil. Belki beni bu konuda biraz tanımıyorsundur. Heh. İyi geceler. Biraz konuşalım mı anne yukarıda? Osman'la ilgili ne biliyorsun anne bana söylemediğin? Ne gibi anlamadım. Bence gayet iyi anladın anne sen. Osman bu evi terk edip gittiğinde hiçbir şey söylemedin ona. Hatta belki de sen istedin. Irak'a gideceğini de biliyorsun. Ve dönüp de bana git, konuş, dur hiçbir şey söylemedin anne. Şimdi söyle, benim bilmediğim neyi biliyorsun? Sen ne duydun? Anne benimle oyun oynama, ne olur. Sen Osman'la hiç konuştun mu? Ha? Yani eğer kafanda Osman'la ilgili sorular varsa ona sormalıydın. Gücüm yok anne. Buna gücüm yok. Burcu'nun sarhoşken ağzından kaçırdıklarını duydum ben. Sonrasında cesaret edemedim artık daha fazlasını sormaya. Bu evde arkamdan neler dönüyor Allah aşkına? Anne ne olur söyle. Osman'ın Süreyya'ya ilgisi ne ve ne kadar? Burcu'nun ne kaçırdı ağzından? Sen Süreyya'ya aşıksın. Bunu kabul et dedi. Osman da gözlerime bakamadı anne. Tıpkı hata yaptığı zamanlardaki gibi. Önce bir sakin ol. Hepsini anlatacağım. Aslında bu senin delirdiğin kadar önemli bir şey değil. Ben Osman'ın defterini okudum kazara. Önüme düştü. Önce ben de okuduklarımı yanlış değerlendirdim. Yanlış yaklaştım yani. Ne anladın anne, ne anladın? Aslı ne? Bak, Osman Süreyya'yı senden önce görmüş. Bir gün sokakta astım krizi geçirirken Süreyya ona yardım etmiş. O da onu arayıp bulmak istemiş. Yani tanışmak istemiş. Sonra siz onu birlikte izlemişsiniz. O da onu buldum zannetmiş. Ama bak, o sen onu elinden tutup eve getirdiğinde o onu artık yengesi olarak kabul etmiş. Bir kere de yengem dedikten sonra bir daha hiç aklına düşünmemiş. O sizin evliliğinizi hep övüyor. O sizin için çok mutlu. Tamam anne, yeter. Bana bu kadar yeter. Bak Faruk. Osman bu evden ben ona şans vermediğim için, onu yargısız infaz ettiğim için gitti. Yani o abisinin karısına bakabileceğini düşündüğüm için gitti. Ne olur ona bir şans ver. Sen de ona bir şans vermezsen. Ben bunu böyle mi öğrenmeliydim anne? Madem ortada bir şey yoktu bana neden söylenmedi? Faruk, o Osman. Bak eğer ona şans vermezsen, o kendini anlatamazsa eğer. Bu Osman. O yüzden de bunu çiğneyip yutmak çok zor anne. Olmuş, geçmiş, bitmiş demek çok zor. Of. Peki tamam. Benimle konuşmak istemiyorsa o kendi bileceği bir şey. Ama bir daha arkamdan bu kadar büyük bir şeyi saklarsan anne, senin de iplerimiz fena kopar. Ya
Ne dedi anne? Hiç. Sen niye yatmadın hayatım? Çok yoruldum bugün. Hadi yat. Hadi. Bir dakika ya. Gerçekten mi? Böyle bir gecenin üstüne niye yatmadım diye mi soruyorsun bana? Ne diyeyim? Bak Faruk. Çocuk Irak'a gidiyorum diyor. Ne tepki veriyorsun, ne bir şey soruyorsun, ne kızıyorsun, ne şaşırıyorsun. Bana ne olduğunu söyler misin ya? Bu nasıl bir kabullenmek? Tepki versem ne olacak Süreyya? Ne değişecek? Ha? Faruk bana söyler misin? Aranızda ne oluyor sizin? Söyle bana, bu mektup olamaz. Osman'la başka ya bir şey... Ya ne olmuş, ne olmuş Allah aşkına, ne olmuş? Ne? Yani hepsi ayrı telden çalıyor işte, görmüyor musun? Sen niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun Faruk? Osman bu. O yüzden söylüyorum. Tamam Süreyya, hepsi kazık kadar adam. Sen söylüyorsun işte, Osman farklı. Tamam, bir şey düşünmüş, karar vermiş, ölçmüş, biçmiş, tamam. Osman bu saatten sonra bir şey söylenmez. Bunu sen de biliyorsun. Allah Allah. Hem oraya bir sürü benim arkadaşım gidiyor, bölgede çalışıyor. Hiçbir şey olmuyor orada. Ne yapayım ben? Adam işini yapmaya gidiyor. Yapma mı diyeyim? Peşinden mi gideyim? Ne yapayım? Hepsinin peşinden koşturuyorsun Osman'a gelince. Bana ne diyorsun? Ya ben gerçekten bittim. Çok yorgunum. Ben sadece uyumak istiyorum. Tartışmak istiyorsan sabah devam ederiz, tamam mı? Tabii sen istediğin zaman tartışmaya devam ederiz. Kalın kalın çizgilerini çektin yine çünkü.
Alo Vahit. Terminalde misin hala? Gören olmuş mu? Of, yapma ya. Çıldıracağım. Tamam. Tamam sen terminalden bir yere ayrılma. Tamam gözün dört aç. Hadi babacığım. Hadi. Yer yarıldı içine girdi ya. Çıkıyor musun? Haber yok mu hala? Yok. Ya Adem ne olur gitmeyeyim. İnat etme git diye. Hayır, hayır, hayır. Hayır olmaz, hayır olmaz. Bak sen İstanbul'a gidemiyorsun diye insanlar kalkıp da nerelerden geldiler. Tamam mı? Şimdi böyle son dakika ben gelemiyorum demek olmaz. Çok ayıp. Olmaz öyle şey. Hayır. Ya izah edersem sıkıntı olmaz. Hayatım. Bu sana da çok iyi gelecek. Tamam mı? Ha? Ya bari birimiz kafayı resetlesin. Ben de biraz burada yalnız kalayım. Böyle bir kafamı dinleyeyim falan. Olur mu? Bak yarın İstanbul'a gideceğim birkaç tanıdık adrese bakmaya. O zaman gelirsin. Anlaştık mı? Tamam. Hı? Okul arar organize ederim ben. Hı. Ama bir haber gelirse ara beni tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi sen git hadi. Hadi hadi iyi eğlenceler hadi. Ne unuttun ya? Ne unuttun? Abi ne işin var burada hayırdır? Sana da hayırlı akşamlar. Hiç davet etme, içeri girmeyeceğim. Geçmiş olsuna geldik, fena mı ettik? Ama iyisin maşallah, kefeni yırtmışsın. Abicim sen benim evime böyle gelme. Olur mu? Şu operasyon işini halledelim de bakarız. Şimdi gelecek hafta yapacağınız sefere benim sevkiyatı da karıştıralım araya diyorum ben. Bana temiz temiz para lazım. İş gecikti, sen de iyileştin. Hayır bak şöyle yapalım. Ben böyle bir kredi borç harç bir şeyler bulayım. Tamam mı? Yani senin buradaki kazancını ben öyle ödeyeyim sana. Olur mu? Olmaz mı? Fatih kardeş. Biliyorum beni hafızamdan silmeye çalışıyorsun. Ama beni bilirsin. Senin düşünmen gereken şeyler var. Senin düşünmen gereken çok şey var. Yengeye de iyi akşamlar dediğimi söylersin. Güzel bir okul varmış. Böyle bu yaşta götürebiliyor muyuz? Ne okulu? İşte oyunlar falan oynuyormuşsun. Anne baba böyle beraber gidiyormuşsun hep birlikte. Oyun kurmayı öğretiyorlarmış. Yani benim ihtiyacım var. Biz 4 ayda beraber büyüdüğümüz için... Öyle kız oyunlarını pek bilmiyorum. İşte evciliktir falan. Gerçekten bunu mu konuşacağız şimdi? Hı? Bunu mu planlayacağız? Düşünüp durduklarımızı düşünmekten iyidir. Kız
kızımın geleceğini planlıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi. Ne var ki bunda? İngiliz öğretmenleri de var okulların. Duydum. Hatta böyle ortaokuldan falan mezun olduğumda bayağı ana dilin gibi konuşuyormuşsun İngilizceyi. Ya da işte hangi dil seçtiysen. Biz şu anda okulda okuttuk. Bizi edipte mezun ettik. Görüyor musun? Öyle zaman geçiyor. Baksana bize. Bir de mezuniyet balosu var değil mi? Ben göndermem kızımı öyle baloya falan. Ama sadece kendin karar veriyorsun sanki. Ben kararımı verdim, gidecek. Değil mi? Okulunda en güzel kız olacak. Annesine benzeyecek. Çıkarım yaptım gene. Ben lise mezuniyetine çok kılım. Ona gönderemeyebilirim. Ortaokul neyse ben. Zaten artık değişti galiba o şimdi. Ortaokul mezuniyeti yok. Gelecek kolunda şimdi sen çocukla. Baba biz Berke Can'la gidiyoruz. Berke Can ne be? Uyarın biri işte. Ondan sonra Fikret niye karakollarda? Sen mezaret halinde o da Berke Can'la beraber balada dans ediyor değil mi? Ama var ya seni kesin yumuşatır. Yumuşatır. Berke Can'ın yanına da sen kendi ellerinle götürürsün, bırakırsın onu. Yaparım. Bırakırım. Yalnız içeri girmem lazım. Öyle baş başa bırakamam yani. Bir şekilde içeri sızmanın bir formülü bulacağım. Ajan gözlükleriyle. Ne? Ajan gözlükleri. Bunun bıyıklı burnunu. Ortasına bastığım zaman kenarlarla oynuyor. Ya da şey yaparsın. Garson kulağında girersin içeri. Bak o daha mantıklı. Her şeyi yaparım. Her şeyi yaparım onun için. Ama evlendirmem. Kimse gelip benden öyle kızım falan istemesin. Kabinleri görecek miyiz acaba? Gelinliğini ben tasarlarım adamım. İpek Boran tasarımı. Babam da öyle diyordu. Ben kızıma kıyamam. Kimselere vermem diyordu. Sonra da bizim düğünümüzde en önden o koştu. Görecek misin acaba günleri? Anne bir işini duyabilecek miyim acaba? İşte bu yüzden hep bunları düşüneceğiz. Bunları atlattıktan
yaptıktan sonra yaşayacağımız günleri düşüneceğiz. Hadi siz uyuyun. Hadi dinlen biraz. Sürekli kötü düşünceler oluyor. Uyuyamıyorum. Anneniz hala ortaya çıkmadı galiba. Yok. Hayır. Elimin uzanmadığı yer kalmadı. Aramadım. Nereye gider, ne yapar, öldü mü, kaldı mı? Hiçbir fikrim yok yani. Aklı da gidik. Şimdi bir de bu. Ben hiç doğmasaydım ya. Hiç doğmasaydım. Bunlar hiç başımıza gelmeyecekti yani. Biz buraları geçtik Adem Bey. Yani sizi gayet iyi anlıyorum. Anneniz kayıp. Ve siz annenizle ne yaşamış olursanız olun, onun için endişelenmeniz, onun için telaş etmeniz çok doğal. Ama biz elimizde neler var onlara odaklanalım. Yok, kadın yok işte. Yok, elimizde olan bu. Kaçtı, benim yüzümden kaçtı işte. Hastaydı, ben bunu göremedim işte. Bunu göremedik mesela. Hiç ziyaretine gitmedim. Biz buraları geçtik dediğim yer tam burası. Evet, anneniz kayıp, doğru. Anneniz kayıp. Ama bunun suçlusu yok. Günahkarı da yok. Hele bunun suçlusu siz hiç değilsiniz. Ya ben ne yapayım o zaman ya? Ben kime öfkeleneyim yani? Ben bu öfkeyi nereye koyayım? Şimdiye kadar bu öfkeyle neyi halledebildiniz? Halbuki öfkeyi bir tarafa bıraktığınızda, etrafınızdaki insanlara şans verdiğinizde, değil mi, neler kazandınız? Biraz onlara düşünelim, onlara odaklanalım. Öfkeyi iki ucu sivri bir ok gibi düşünün. Okun bir tarafı karşıya batar, diğeri kişinin kendisine. Hele bir de bu yakınlarımızdan biri ise karşımızdakine duyduğumuz öfke aynı derecede bizim içimizi de acıtır. Ve biz o öfkeyle, o hırsla başa çıkamadığımız takdirde içten içe kanamaya devam ederiz. Oh, hemen her şeyi affedelim, ne kolay. Bütün geçmişi, bütün yaşadığımız acıları bir çırpıda affediverelim karşılıklı. Oh, hayat size güzel. Bakın, hepimiz öfkeleniriz. Tabii, hepimiz öfkeleniriz. O öfkeyi karıştırmayalım, olur mu? Yani bize de öfkelenenler vardır. Bazı sorunları çözemeyebiliriz de. Ama en yakınlarımız söz konusuysa, konuyla bir uzlaşma yolu bulmak zorundayız, değil mi? Yani anne, baba, kardeş, bunları hayatımızdan silip atabilir miyiz? Yahut hayatınızdan çıkarmak ister misiniz? Bunu bir düşünmek lazım. Çıkarmak istedim. Yapamadım. Yani eskisi gibi olamayacağımızı biliyorum ama ne olursa olsun o benim canım. Affetmek hiç kolay değildir Adem Bey. Büyük emek ister. Ama birini affettiğimiz, affedebildiğimiz zaman o sırtımızdaki çuvalı indirmiş oluruz. Değil mi? Hani o İki uçlu oku, böyle
böyle bir anda çekmiş olursun. Karşımızdakinden önce aslında bizim iyileşmemiz için elzemdir affetmek. Siz çok uzun bir yol kat ettiniz. Gerçekten. İnşallah anneniz bir an önce tatsız bir şey olmadan ortaya çıkar. Ve sizinle de ikinizin ilişkisini başka bir yerden, başka bir pencereden. Bu defa kimsenin suçlu ya da günahkar olmadığı bir yerden, bir pencereden bakabiliriz. Arkadaşım mı? Kim geldi ki beni görmeye? Ben! Gülçin, inanmıyorum. Ya, ay. Ya niye söylemedin hala burada olduğunu? O kadar haberleştik. O zaman sürpriz olmazdı. Ay. Nasıl iyi geldim ay seni görmeye. Ay hadi oradan. Evlenen unuttu bizi. Bir gelemediniz Antalya'ya. O kadar oldu ki ben birlikte müzik yaptığımızı bile unuttum. Süreyya deseler kim diyeceğim artık? Ay haklısın. Hadi gel içeride sana ifademi vereyim. Ay hava çok güzel. Ben şurayı kestirdim gözüme. Hadi o zaman. Gülistan, bize bir çay yapar mısın? Arkadaş biraz teriyakidir. İçine de bir ince dilim o. Vay vay vay. Şımardım. Unutmamıştım. Herhalde ne unutacağım? Ay bir dakika. Güzelliğe gel. Kızım. Bana burayı verseniz ben ev diye yaşarım, yemin ediyorum. Bizim öğrenciyken 5 kız kaldığımız ev bu kadar yoktu biliyorsun değil mi? Ay saçmalama, abartma. Yok. Abartma. Hizmetliler, malikaneler. Birileri tam prenses olmuş. Ya Dilara biraz anlatmış da ben abartıyor sanmıştım. Az bile demiş. Niye gelmedin yemeğe? İşte geç haberim oldu. Bir de evde de sıkıntılar vardı falan. O yüzden yani. Boş ver sen beni şimdi. Sen anlat. Ne yaptınız? Akşam muhteşemdi. İşte geyik, goy goy, bol bol. Bizim her zamanki buluşmalarımız gibi. Ben de işte hala halktan, sıradan bir vatandaş olarak bıraktığın yerde takılıyorum. Nasıl özlemişim seni. Ben de. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ ol Gülistan. Başka bir arzunuz mı? Yok sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Kızım beni bir ateş bastı. Bütün özgüvenim down oldu. Ben hiç sorumu sormadan paşa paşa çayımı içip kaçayım gelin hanım. Ya. Ne oldu söylesen bana. Yani bir müşkülümüz var tabii. Ama işim düştü geldim sanma. Ne yapalım derken işte bu toplaşma. Sonra seninle yazıştık falan. Zaten seni görmeye gelecektim. O anda bir ampul yandı. En güzeli Süreyya olur dedim ama anladım ben bu iş biraz yaş. Ya yok söylesene sen bana ne oldu? Bizim bu son solist Şule var ya. Hı. Yurt dışına gidecekmiş efendim. Aklını esti bastı gitti. Önemli bir işi vardır kızımın belki. Verilmiş sözlerimiz var. Yani acilen birini bulmamız gerekiyor ama yakında çocuklar yararına bir organizasyon var. Ve ona yetişmesi mümkün değil. Yani hem keman hem solist öyle malum hemen bulunmuyor. Gerçi bebeği de yazışırken öğrendim. Kurtar bizi diyecektim ama dilim ağzıma kaçtı hayatım. Yok kaçmasın bence olur. Nasıl müziğe dönsem diye düşünüyordum ben de. Hadi canım. Valla. Yemin et. Valla yemin ediyorum. Aa, zamanlama kraliçesiyim. Görüyor musun hiçbir şey tesadüf değil. Kesinlikle değil. Ay sevgilim. Hayatım, misafirin mi vardı? Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Gülçin, Faruk. Biliyorum fotoğraflardan. Gülçin hatırladın mı? Hani sana anlatmıştım üniversitedeki arkadaşım. Hani üniversiteden sonra sahneye çıktım. Bir sürü olaylar. Hatırladım. Nasılsınız, hoş geldiniz. Teşekkürler siz. İyiyim, sağ olun. Ne yapacağız hayatım peki? Ne yapacağız? Siz çıkacaktıysanız zaten ben kalkıyordum. Ya aslında İstanbul'da ufak bir işimiz var. Doktor da laboratuvara yollamış, İstanbul'a yollamış yani bebekle ilgili bazı tahlilleri ama daha zaman var. Benim gitmişken bazı işlerim var hayatım. Onları halletmem lazım. Siz de böldüm ya kusura bakmayın. Ay, rica ederim ne demek? Ben yolu açtım nasılsa artık daha sık görüşürüz. Tabii ki ya istediğiniz zaman. Oldu ben arabadayım. Tamam sevgilim. O zaman senden haber bekliyorum. Tamam.
Ben böylesini bulsam üç günlük düşerim peşine. Kızım yok mu kardeşim falan? Vardı ama verdik, üzgünüm, kalmadı. Gülistan. Hah ya, çantamla montumu getirebilir misin? İçeride kalmış. Hadi görüşürüz o zaman. Ay vazgeçemedin sen de bu motor sevdasından. Ne yapalım? Teşekkür ederim. Ver. Fikret de geldi işte. Oğlum İpek de hazır mı? Hazır, geliyorlar. Ah. Hoş geldiniz. Merhaba oğlum. Biz sonuçlar için biraz gerginiz de. Ondan böyle. Allah aşkına durumu yumuşatma Kıymet. Daha çok acımız var diye önceki kazığı unutacak değiliz. Ne oldu o herzelere? Ha, ne oldu? Hepsini unutacak mıyız? Yok mu sayacağız? Şahap, Şahap, Allah aşkına sırası mı? Neyse, bugün kavga etmeyebilir miyiz Şahap baba? Ben senin babam falan değilim. Tamam. Ayrıca hastaneden çıkınca doğruca eve gidiyorlar, buraya değil. Tamam, sonuçlar belli olsun, iyi çıksın, bakarız. Ne demek bakarız ya? Senin baba olduğunu hatırlaman için ille bir musibet mi gerekti? Biz hastalığımızla kendimizi unutmuşuz, bu yaptığın iş mi şimdi canım? Ortalığı daha da geleceksen evde bekleseydin sen haberi. Bu kız sadece senin torunun değil Esma. Çocukları rahatlatacak olan da senin bu tavrın değil. Oğluma laf etmeden önce bir kendi babalarına bak, rica edeceğim. Tamam. Sen benim babalığımı sorgulayamazsın. Bir dakika. Bir dakika. Yok, bir oturacağım. Bir şeyim yok benim. Oturacağım. Bir dakika. Bir dakika. Şişap. Aç şu önünü. Kıymet. Tansiyonun çıktı. Hapları. Kıymet, beni rahat bırakayım be. Sakin ol Şahap. Biz hastane köşelerinde sürünürken sen gariple otelde sefahatten gelemedin. Ruhun duymadı. Şimdi de bize ayar mı geçiyorsun Esma Hanım? Ya niye bağırışıyorsunuz yine? Ne oldu? Yok bir şey. Yok bir şey. Baba? İyiyim ben, iyiyim. Ne oldu? Yok bir şey. Ben demiyor muyum size ya? Gelmeyin, beni evde bekleyin diye. Ben hayatta seni bırakmam. Tamam bak, iyi değilsin zaten. Bir sakin ol. Bak benim artık daha başka bir şey kaldıracak halim kalmadı. Anne ne olur babamı al götür. Ben size haber vereceğim, tamam mı? Ya çıkabilir miyiz artık? Arayacağım ben seni, tamam mı? Tamam. Tamam annem, hadi. Tamam. Şu evin haline bak ya. Kimse kimsenin umurunda değil. Esma hala garibin derdinde. Siz de beni durdurmaya çalışın. Şahap gözünü seveyim, kendini doldurup durma. Bak kızım bu meseleyi kocasıyla halletmek istiyor. Torunun, adanın, babasına ihtiyacı var. Halledeceğiz, sabredeceğiz. Gözünü seveyim, bir de sen hastalanma ne olur. Aklım fikrim adana ya. İyi olacak değil mi sevgilim? Çok da kötü zamanda denk geldi böyle. Evet, benim de. Ama işte birileri dağılınca diğerlerinin ayakta durması lazım ki koşturabilsin. Hem bu doktor randevusunu da erteleyemezdik. Daha ben Bursa'ya döndüğümde ofiste bir sürü işim var. Şimdi ne yapıyoruz peki? Direkt ofise mi geçiyoruz? Yok, hayır. Ben şimdi bir vergi dairesine uğrayacağım. Orada biraz işlerim var.
Çok uzun sürmez ama. Bak şöyle yapalım. Seni ben hiç sürüklemeyeyim peşimden. Sen biraz hava al, dolaş. Ben seni bir yerde bırakayım. İşim bitince döneyim, alayım seni, doktora gidelim. Olur mu? Olur. Ya bari buraya kadar gelmişken beni de bir yerde bırak. Tamam. Ya Adem, biz bunca yolu geliyoruz ama annem buralara gelir mi ki senin? Hem garaja da adam koydun. Ne bileyim, polisler de giriş çıkışları kontrol eder herhalde. İşte hastanede de kontrol altındaydı ama. Ya böyle boş boş durmaktan iyidir. O da doğru gerçi. Peki biz şimdi kimlere gidiyoruz? İki tane ev var. Bir tanesi onun uzun zamandır görmediği bir arkadaşı. Öbürü de uzaktan kuzeni, akrabası, öyle bir şey işte. Yalnız bunun bu arkadaşının var ya, bir kocası var. Yani Allah'ım, yani öyle bir kum kapıda mı ne, bir yerde oturuyorlar. Ya şöyle yapalım mı? Sen gelme oraya. Ha? Ben tek gideyim. Daha sonra bir yerde buluşuruz seninle, olur mu? Adem, seni yalnız bırakmak için çıkmadım herhalde yola. Ya bak hakikaten bu arkadaşının kocası şimdi orada bir laf eder bana ters, anlatabiliyor muyum? Böyle benim elim ayağım birbirine, ben buna bir dalarım malım. Ya bir şey olur Allah aşkına, bak lütfen. Ne olursun ilk gideceğimiz yere gelme, sonraki bütün yerlere birlikte gidelim, olur mu? Tamam mı? Ben seni orada bir yere bırakayım. Sen orada bir dur. Sonra telefonlaşırız. Ha? Lütfen. Tamam. Benim o civarda sevdiğim bir yer var zaten. Ben orada zaman geçiririm biraz. Ha. Tamam o zaman. Madem öyle, tamam. Sen bana tarif et, ben seni oraya götüreyim. Olur mu? Ne koştum bu sokaklarda. Ne anılar var. Ya hiç değişmemiş. Bakar mısın? İyi ki buralarda işin çıkmış. Ay nasıl özlemişim. Ay benim karım eski mahallesini mi özlemiş? Sevgilim dursana şurada. Hani sana dediğim bank vardı ya, o burada işte. Ha öyle mi? Hı. Peki o zaman bekleyeyim mi, gideyim mi? Yok yok, sen beni bekleme. Teşekkür ederim. Gelirim ben. Süreyya?
Senin ne işin var burada? Ya... Faruk'un işi vardı. Buraya yakın bir yerde. Ben de buraya geldim. Sen? Adem'in de işleri vardı. Beni yakınlarda bıraktı. Ben de buraya geldim. Beraber bunu ayarlamış olmasın? Adem annesiyle bozmuş durumda kafayı. Doğru söylüyorsun. Faruk'un da bir sürü kendine ait derdi var zaten. Bunu düşünecek hali yok herhalde. Daha geçen sabah banka aldı. Bizi çağırdı herhalde. Barışmışsınız çok sevindim. Annesinden var mı bir haber? Adadan. Geçtim biraz kızgınlığı. Ben sana senin zannettiğin gibi hırsımdan ya da öfkemden atar yapmadım Süreyya. Biz önce orada bir anlaşalım da seninle. Biliyorum. Farkındayım. Ben çok düşündüm. Attığın tokat çok yardımcı oldu. Sağlam sarsın. Haklısın. Ben bir yerde kendimi kaybetmişim. Nerede, ne zaman bilmiyorum. Farkında değilim. Ya da belki farkındayım da yüzleşmeye cesaretim yoktu, bilmiyorum ama... Bildiğim tek bir şey varsa kendimden çok uzakta oldum. Ama uyardığın için teşekkür ederim. Benden de uzaktın. Uzaklaşabildiğim yere bak burası. Senin de ne kadar uzaklaşabildiğini gördüm ama. Ya kızım Allah Allah ya. Özür dilerim. Tamam. Hata yaptım. Burnumu sürttün. Aynen yüzüme çat diye çaktın. Tamam. Ama ben seni kırmak için hiçbir şey yapamam. Yaptığım ya da yapamadığım her şey için özür dilerim. Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Senin benim kıymetlim olduğunu. Ya sen benim ailemsin. Biz kardeşiz seninle. Bunu bilmiyor musun sen? Biz ayrılamayız ki seninle. Ben seni özledim. Hiç mi özlemedin beni? Ben seni ne özleyeceğim gerizekalı ya. Benim bu banka gelip oturduğum güne lanet olsun ya. Hey. Sinirim çok bozuldu.
Menopozumuzu hiç iyi görmüyoruz beyim. Üzgünüm size iyi haber veremediğim için. Bu nasıl bir annemin türü böyle? Hiç duymadık. Çok nadir görülen bir tür. Ne yapacağız? Önce ilaçla bir tedaviye başlayalım. Sürekli gözlem altında tutalım. Seyre göre konuşacağız. İlk nakli? 6 ay içinde bir gerileme kaydedemezsek o zaman nakle başvuracağız. O zaman biz hemen bir donör arayışına girelim değil mi? Ne olur ne olmaz hazır olsun. En doğrusu bu Esma Hanım. Şimdi ciddi ciddi adaya bir kardeş düşünmenizi tavsiye ediyorum. Efendim? Abi Halim'in işi tamamdır. Tamam, tamam. Gel annem, gel. Ama her şey daha iyi olacak. Merak etme. Babamla sakinleştirici verdim haber olmadan. Uyuttum ben de kaçtım herhalde. Oğlum gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Geçmiş olmuşsun demek için geldim ama galiba yanlış. Doktor babam benim, babam benim. Ulan seni geri getiririm. Elimde kalırsın duydun mu? Elimde kalırsın. Nazif tut. Beyim, yaptın onu. Fikret. Beyim, gebertin sen de haksız herifsin lan. Beyim, git yapma. Ne yüzüne geliyorsun sen? Beyim. Terbiyesiz herif. Aa, sen hadi bir eve git. Üzgünsün. Anlıyorsun. Aa! Aa! Sen yapma oğlum, rezil oluyoruz. Ha, benim yüzümden rezil oluyoruz çünkü. Ben geçmiş olsun demek istedim. İşte biz doktordan geliyoruz. Kesin teşhisi şimdi öğrendik. Onun acısı senden çıktı. Biliyorum, çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Çok 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 üzgünüm. Bize bir izin ver, şu ilk şoku atlatalım biz, olur mu? Ama benim aklım sende kalacak şimdi. Ya bunun öfkesi sana dönerse? Hayır, sen kalırsan daha kötü olur. Ben ilk fırsatta senin yanına geleceğim. Hadi ne olur git şimdi. Git. Bana bakın. Ben canımın derdine düşmüşüm. Bundan sonra kimse benimle garip meselesinde tartışmayacak. Adayla ilgili her şeyi rafa kaldırın dedikçe ben olmadık yerlerden kavga edecek bahaneler aramayın lütfen. Herkesin elbisesi dolu. Yani böyle bir zamanda mı saçalım onları? Böyle mi destek olacağız birbirimize? Yani böyle mi karanlıklar aydınlığa çıkacak ha Fikret? Nerede? Nerede çıkış anne, nerede? Ben mi görmüyorum nerede? Nerede çıkış var mı?
Bulacağız oğlum, bulacağız. Ya, garipte gezerken. Bana zehrin büyükmüş kıymet. Bu zamanımı buldun, ne güzel. Kusmak için. Aferin sana. Böyle yapmak lazım zaten. Birbirimize düşmek lazım. İhtiyacımız olan da bu. Aferin sana. Olmayacak, bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Olmayacak bir şey Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim hayatım. Şurayı götürseler ruhun duymayacak gibi Faruk. Ay, kafayı veremiyorum ki. O kadar eminim ki iyi haber alacağımıza. Dua edelim de tedaviye cevap versin. Sen hayata bakar mısın? Bu kadar kırgınken böyle bir yol ayrımı. Birbirlerine bu kadar kırgınken nasıl bir yol ayrımında karşılaştılar yine? Sence çocuk yapacaklar mı? İnşallah yani biz kendi çocuğumuzu kucağımıza alabilirsek sağlıklı. Sence ya sonuçta amca çocukları ya. Yani bir faydamız dokunabilir mi? Hı? Bilmiyorum ki hayatım. Bilmiyorum. Keşke iş oralara hiç varmasa. Varacaksa da keşke olsa. Hanımefendi, kapalıyız. Hayırdır gece gece? Kime bakmıştınız? Tamam tamam. Adem Bey biraz önce çıktı efendim. Biliyorum. Bana ofiste beklememi söyledi. Kendisi gelecek, başka bir yere gideceğiz biz. Bize bir bilgi vermedi Adem Bey. Ben annesiyim. Arayın isterseniz. Tamam, geçebilirsiniz. Buyurun.
Hocam olsun, iyi akşamlar. Saati bitiririm. Sen beklerken daha hızlı ilerledim. Sen yokken benim kafam bir sürü düşünceyle meşgul. Şimdi hemen biter. Hop, nasıl kafa geldi yerine? Reyhan Hanım. Sana verdiğim sözü tuttum. Değil mi? Ama siz tutmadınız. Uzak dur. Sana da anneme de yalvardım. Reyhan Hanım sakin. Oğlumu benden almayın dedim. Yanlış yapıyorsun. Tamam bak, cezan yükselecek. Oğlunu bir daha göremeyeceksin. Başın belaya girecek. Yapma. Oğlum mu? Oğlum mu kaldı be? Tamam, Reyhan Hanım. Tamam, sakin ol. Reyhan Hanım sakin ol. Bana anne demiyor artık. Ziyaretime bile gelmiyor. Bana sarılmıyor oğlum. Bu hayatta ne yaşadıysam hiç kimse anlamadı. Peki senin o anan var ya. Etrafında bütün oğulları. Dizinin dibinde öldü be kocası. O sevemediği kocası. Bir dinleyin, sakin ol. Senin anan hiç kayıp yaşamadı. O yüzden anlamadı. Ama şimdi anlayacak. Evlat acısı ne demek anlayacak. Reyhan Hanım, tamam sakin ol. Tamam. Sakin olun, onun bir suçu yok. Kimsenin bir suçu yok Reyhan Hanım. Benim de suçum yoktu. Tek suçum sevmekti. Bir tek ben bedel ödedim. Sırı sizde. Ya ben arabanın anahtarını ofiste masamın üstünde olmuşum. Onu bir zahmet getirir misiniz ya? Tabii Adem Bey. Annenizi de çağırayım mı? Annem mi? Az önce geldi. Ofiste buluşacak mısınız? Aradım ama meşguldü telefonunuz. Başka kim var yukarıda? Faruk Bey'le işi var. Hemen polisi ara. Hemen polisi ara. Karım çıksın. Sizin meseleniz benimle, tamam mı? Karım hamile ve çıksın, lütfen. Süreyya sen çık. Gitmem hayatım. Süreyya sen çık, hayat, tamam. Gitmem diyorum sana. Yeter be, sıkıldım. Süreyya sen çekil. Ne yapıyorsun bize? Yeter! Ne yapıyorsun? Adem! Beniyim. Tamam, beniyim. Ne olur izin ver oğluma bir kere sarıl. Oğlum. Anne lütfen.
Sen iyileş artık. Böyle yaparak onlar beni cezalandırıyor.